Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konum kask alırken nelere dikkat ediyorum? İlk önce bu kaskın kendi motoruma uyup uymadığına dikkat ediyorum. İkincisi bütçeye dikkat ediyorum tabii ki. Bütçeme göre kask alacağım. Size hani bir kaskta dikkat ettiğim şeyleri açıklayarak sizin de hani biraz daha farkında olmanızı sağlamaya çalışacağım. Özellikle hava kanalları gerçekten iyi işliyor mu? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hani hava kanallarının iyi olmadığı bir kask camda buğu yapacaktır sonuçta. Bir burun pedi olup olmadığına bakıyorum. Bakış açısı gerçekten geniş mi? Ona dikkat ediyorum. İç pedleri çıkartılabiliyor mu ve yıkanıp tekrar takılabiliyor mu? Ona dikkat ediyorum. İç pedleri çabuk dağılıp dağılmayacağını zaten kendisi belli eder. Özellikle hani şu açıklık çoğu kasta gerçekten hani büyük düşünülmüştür. Fakat farklı farklı modeller olduğu için bazı kaslarda biraz daha dar, biraz daha geniş olabilen kaslar var. Özellikle camına hani kışın buhar yapıp yapmadığını bilemediğim için pinok bağlantıları, pinok pinleri var mı diye bakıyorum. Özellikle üst tarafında elle idare edilebilir hava kanalları var mı onlara bakıyorum. Arka tarafındaki hava çıkış kanalları özellikle önemli. Aynı zamanda bir spoiler olması gerçekten önemli. Bu spoiler'ın olması kafanızdaki sarsıntıyı engelleyecektir. Bu sarsıntı daha sonra boyun ağrısı yaptığından kaskın hafif olması da gerçekten çok önemlidir. Mesela bu kask 1100 gramlık artı 50 eksi 50 olarak oynuyor. 1100 gramlık bir kask gerçekten kapalı kaslar içinde hafif bir kask. Özellikle iç tarafına da bakarak hava kanallarının nasıl yapıldığını görüyorum. İçinde zaten fileli bir dokuya sahip, hava burada sirküle olacaktır ve arka tarafından rahatlıkla çıkacaktır. Bu tip şeylere dikkat ediyorum. Dediğim gibi ilk önce bütçe, sonra hava kanalları, dış kabuğu. Biliyorsunuz en çok çarpmaları ön tarafından, çene tarafından yapıyoruz, ön taraftan yapıyoruz. Bu da ön tarafın dayanıklılığının gerçekten önemli olduğunu gösteriyor. Ve ön tarafında mesela şurasında da iki tane hava kanalı var. Bunun gördüğünüz gibi. O yüzden de gerçekten iyi hava alabilen bir kask. Aynı zamanda şu içeriden aldığı, şuradan aldığı havayı, burada 5 delik var, 10 tane delikten camın içine üflüyor. Aynı zamanda bunların, şuradaki pedlerin kafanıza oturuyor olabilmesi gerçekten önemli. Bunların da terlemeyi engelleyici şekilde yapılmış olması gerçekten önemlidir. O yüzden de hani ilk önce dış kabuğuna dikkat edin, trikompozit bir şey olsun, fiberglass alaşımlı bir şey olsun. Sonra buğu yapmaması ve hava kanalları olayına bak. Tabii ki ne tip bir bağlamaya sahip olduğuna bakın. Double D bağlaması varsa, mesela bunun şöyle çiftli bir Double D bağlamaya sahip. Bu gerçekten önemli. Çünkü kazada çıkmayı, kafanızdan çıkıp gitmeyi engelleyen bir bağlama çeşidi. Aynı zamanda şu bağlama çeşitlerinin altında bu mesela demir bağlama, mikrometrik bağlama, Double D bağlama gibi bağlama çeşitleri var. Bunların altındaki şu pedler aynı zamanda çene altınızın yırtılmamasını sağlıyor. Bunlar da o yüzden önemli. En önemlisi tabii ki dış kabuk, ağırlık boyunuzu ağrıtmaması için sarsıntı yapmaması da ikinci bir önemli olay. Arka çıkış kanallarında elle idare edilebiliyor olması gerçekten önemli. Kışın kapatabiliyor olmak, yazın açıp ferah şekilde kullanabiliyor olmak önemli. Kaskla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Biz bildiğiniz gibi İstanbul İçerenköy Karakartal sokaktayız. Bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi sürüşler.